biz bir çalışma yaptık. Bizim aklımızda bir model var. Sınav sistemi de var. Eğitim sistemi de var. Bir model var aklımızda. Ama bunu dayatmayla yapmayacağız. Bunu uzlaşmayla yapacağız. Uzlaşmayla yapacağız. Yarın benden sonra başka biri başbakan, cumhurbaşkanı olduğunda göreve o da bozmayacak. Diyecek ki ya bu uzlaşmayla kuruldu. Eğitimde uzlaşamazsanız hiçbir şeyde uzlaşamazsınız. Bakın eğitim bir siyasal hesaplaşma alanı değildir. Eğitim hayallerini gerçekleştirme yeri değildir. Herkesin hayalleri var. Dayatamazsın. Ben Erdoğan ne hakla benim çocuğumu da yetiştirirken kindar yetiştirecek? Yani benden 3 puan fazla oy aldı diye herhangi bir siyasi parti. 3 puan fazla oy aldı, seçildi. Eğitim sistemini kindar yapacağım. Ne hakla? Diğerleri ne olacak? Böyle bir mantık doğru değil. Bu uzlaşmayla eğitim ve sınav sistemini kuracağız. Belki 30 yıl hiç değişmeyecek. Ya Finlandiya'da, da değişirse tekrar bütün meclis partilerinin uyum içerisinde olduğu yeni bir sistem yapacak, gelebilir diyorsunuz. Finlandiya'da şu anda siyasi partiler değiştiğinde, iktidarlar değiştiğinde eğitim sistemi değişiyor mu? Dünyanın en başarılısı. Norveç'te değişiyor. Değişmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde değişiyor mu? Değişmiyor. Niye? Eğitimde ulusal uzlaşmasını kurmuş. Biz de